Damla. Efendim Dilek. Ben seni dinleyip de geldim. Harika sesin varmış. Ay, burada çok... gerçekçi olan, doğal olan sensin hayatım. Teşekkür ederim. Ben gerçekten zaten... bak bir yarışma olarak değil, bir izleyici olarak. Kayınvalidene bazen böyle çıkışlarım var. O ayrı bir şey. Ama gerçekten doğal duruyorsun ekranlarda ve sesin harika. Sana bir şey söyleyeceğim. Benim benim kardeşim de vokalist. Çok ünlü kişilerle çalışıyor. Sana yardımcı olabilirim. O kadar güzel sesin var ki bence harcanma derim. Ay, çok... Yaşın da ufak. Ya, sana bir şeyler yaparız. Ya şöyle Dilara, zaten hani izlediysen o bölümde de söyledim. Ben bir yerlere gelmek istiyorum zaten. Hani burası gerçekten çok izlenen bir program. Tamam, ben zaten hani güzel de yemek yapıyorum ama... Hani biraz da dedim ki ya Allah bana bir yetenek vermiş. Bunun üstüne gideyim. Ya belki bir yerlere gelirim. Yani belki şarkıcı olurum. Çünkü çocukluğumdan beri tek hayalim şarkıcı olmaktı benim. Ama yani hani senin bu teklifin çok hoşuma gitti ya. Gerçekten. Bak yüzünde güller açtı. Ne var ya şimdi hemen? Tabii ki de kıza güzel bir şey söyledim. Yani kız düşünmüş, bakmış, beni seyretmiş. Hoşuna gitmiş sesim. Beğenmiş. Ben Damla'nın Dilara'ya niye yakın davrandığını anladım. Şimdi. Damla %100 araştırmıştır Dilara'yı. Kesin canım. Ya benim anlamadığım ne biliyor musun şimdi Gönül Hanım? Biz burada yemek programındayız. Sanki şarkı türkü programında değiliz. Senin gelinin şimdi Damla'nın aklına ne şarkı programı yap bilmem ne. Ne akıl veriyor onu? Damla'nın aklı kendine yetiyor. Aklı kendine yetiyor da bu arada belki eğer dediyse ben şarkı söylüyorsam... Mutlaka Dilara da o bakımdan onu söylemiştir. Onun da mı hani sesi güzel? Sesi güzel mi diye şeyin Damla'nın? Şeyin çok mu güzel sesi? Dilara sesi güzeldi. Aa. Evet. Sizin gelinin sesi güzel mi? Yani yok. Tamam sesi güzel ama yani şimdi biz yemek programındayız. Sesle evet. Ne alakası var? Ben onu anlamadım. Olsun, yani. Olsun, yemek yapıyorlar, sesinde güzel. İyi o zaman sıraca sen. Yemek pişirirken mırıldansın. Seslerine güveniyorlar yani. Demek ki. Söylüyorlar orada, anlatıyorlar bilme. Ama burada seslerini dinleyecek bir jüri yok yani. Yemeklerini puanlayacak bir jüri var, o da bizleriz yani. Damla'nın şimdi kirpikleri gitti ya. Damla'nın kirpikli Damla elendi. Bambaşka bir Damla geldi bu sizin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gözleriyle birlikte kalp gözü bile açıldı yani. Komple açıldı. Benim var ya, kirpiğim olay. Her şeyim evet. Olay. Yani buranın olayı benim. Ablacığım yaşına yakışmıyor kirpiğim. Siz figüran, gerçekten. Onun için uğraşmıyor musun zaten? Ben onun için, bak yeşim oyuncu olmak isteyen sensin. Ben buraya oyuncu olmak için gelmedim. Ben bir gün olsun burada tiyatro... Sen de türkücü olmaya gelmişsin işte. Ben türkücü olmaya da gelmedim. Ben senin gibi mikrofonu elime almadım ama sazı elime almadım. Sen direkt olacağım dedin, kendini olsaydı gösterdin. Olsaydı yapardın, emin olabilirim yeşim. Benim, ben olsaydı buraya sesin saklamıyorum. Yapardın. Sen olup olmadığını nereden biliyorsun? Var. Oyunculuk çok var sende, yapardın. Bak, var işte. Yapardım. Biliyorsun bak, anlıyorsun ne? Sanatçıdan. Ne anlamadım? Sen... Anlıyorsun sanatçıdan tabii işte. Tabii ki de anlıyorum, evet. Aynen anlıyorum. Sen yeşimin dizilerinden haberin var mı? Yeşim dizilerden teklif alıyor ya. Evet, kıskandığınız için zaten hepiniz eleştireceksiniz. Kesin alır zaten, o fizik, o endam kimde var? Aynen, bunu kabul edin. Harika. Bir şey söyleyeceğim, Dilara sen de övüyor mu, gömüyor mu ben anlayamadım. Ya ama bir saniye ya, bir karıştırmayın da. Ben böyle şey, farklı bir karakterim. Bir saniye, bir karıştırmayın şu işi ya. Dilara abla... Bak, Dilara abla dedi, Dilara ya bir dakika, diyordu. Dilim sürçtü onun için. Ben kanını bilirim bunun Damla, kanını. Damla abla demezsen sevinirim lütfen. Abla deme hayatım. Dilara, kardeşin gerçekten çok iyi yerlere gelmiş biri herhalde. Ya, evet. Söylediğine çok göre. Çok iyi üniversiteden mezun, konservatuar. Ay. Türk sanat ya. Müzik. Yani bence adım adım hayallerime ulaşacağım. Yeşim, bu hayallere ulaşırken seni harcayabilirim, dikkat et. Bak, ben senin gibi değilim, aramızdaki fark bu. Ben sen bir gün sanatçı ol, şarkıcı ol, ben seni anca takdir ederim. Yeşim var ya. Bir dakika. Ben sanatçıya destek veririm. Ben sanattan anlarım. Yani okul müdürü gibisin. Bu arada takdirname, teşekkürname. Bak, gerçekten işte aramızdaki ya. Fark. Sen burada o gün şarkı söylediğinde eğitim almamışsın. Tamam, yol kat etmen gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ona rağmen ben seni takdir etmedim mi? Teşekkür hayır, ederim. Ancak... O gün herkes Damla'ya bir şey söyledi. Tek takdir eden bendim Damla'ya. Evet, seni. Ben yeşimle bir şeyler söyledi ama yeşimle takdir ettiği yok. Yeşimle takdir ettiği. Kendi ağzınla dedin ki yeşim yine aynı laflar sanata sanatçıya. Çünkü ben o zaman da dedim ki sanata ve sanatçıya her zaman saygım sonsuz. Yani sanki birbirlerini fişekliyorlar gibime geldi bak orada. Şimdi Damla'nın yaşı küçük ya. İkisinin de sesi güzel diye. Sevilay Hanım, Damla'nın yaşı küçük ya, Dilara akıl veriyor ona.
Sanırım ondan. Niye? Verdirme, niye verdirmiyorsun? Bir dakika ya. Sen de oturuyorsun. Damlanın ihtiyacı ne güzel var görüyorsun. Aklına. Sen ne kadar rahat kadınsın ne ya. Ne yapabilirim? Aklına ihtiyacı varsa kendim de versin aklını. Ay otur. Yalnız şu var. Damlanın akıl veriyor ama benden fazla, senden fazla aklı var yani.